Herkese yeniden merhabalar, merhaba demek yerine bu sefer bir çıtırtıyla başlamak istedim. Çok güzel çıtır çıtır bir baklava yapacağız, kadayıf sarma yapacağız. Bildiğiniz klasik benim her zaman yaptığım baklava hamuruyla yapacağız. Ben bu baklava hamurundan böyle küçük küçük tepsilerde çeşit çeşit baklavalar yapmıştım. Bunları size videolamaya çalıştım. Bu da son kadayıflı olan videomuz. Daha önceki baklava videolarımızı izleyenler varsa bilirler ama ben izlemeyenler için tekrardan seslendiriyorum. Tekrardan hamurunu gösteriyorum. Hamurumuz klasik bir baklava hamurundan ziyade yağlı bir hamur. Tereyağı var içinde katı yağ olarak ve sıvı yağ da var. Bir bardak da su, yumurtası ve yoğurdu var. Yoğurdu çok az koyuyorum çünkü çıtır çıtır bir baklava olur. Hamurumu yoğurdum. Şimdi bezeleri ayıracağım. Bunu ben akşamdan dolapta dinlendiriyorum. Ama eğer vaktiniz yoksa 1-2 saat kadar dolapta dinlendirmeniz de yeterli olacaktır. Küçük küçük böyle tabak, küçük pasta tabağı büyüklüğünde açtığım bezelerin arasından streç filmi serip dolapta bir gece bekletip ertesi gün açıyorum. Böylece hamur daha kolay açılıyor. Bunu dilerseniz margarinle, dilerseniz de tereyağı ile yoğurabilirsiniz bu hamuru. Ben her iki şekilde de denedim. Tereyağlı olan hamuru daha çok beğendim. Çünkü margarin illa kokuyor. Dilerseniz aralarına nişastalı yazabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Çünkü ne oklavama ne de tezgahıma yapışmadı. Nişastalamadım. Ama siz gerek duyarsanız şayet un markasından un markasına göre hamur kıvamı mutlaka değişiklik gösterir. Yalnız bu baklava ya da börek açarken ben genelde en iyi unu almaya çalışıyorum. Özlü unlar almaya çalışıyorum. Reklam olur mu bilmiyorum ama en iyi un bunda Ülker Bizim Un. Bizim Un kullanıyorum. Böylece Hekimoğlu un mesela geri çekiyor o oklava ile açtığınız yufkaları. Ama Bizim Un çok güzel sonuç veriyor. Güzel hamur kendini salıyor. Bu da benim size bir tavsiyem olsun. Bu şekilde dolapta bekletmek üzere ayarlıyorum. Ertesi gün dinlenen hamurlarımı artık nişastayla açacağım. Nişastayı sadece bir kere serpiyorum, bol serpiyorum. Daha sonra gerek duymuyorum tekrar serpmeye. Bakın bu şekilde. Oklava kullanıyoruz önce. Dilerseniz merdaneyle biraz büyütebilirsiniz ama gerek de yok. Artık buradan gerisi sizin maharetinize kalmış. Baklava açmaktan korkmayın. 1-2 olmaz, daha sonra daha kolay olacaktır. Her seferinde daha iyi açacaksınızdır. Deneye deneye en iyiye ulaşabilirsiniz. Ben de bu şekilde açmayı öğrendim. Kendi kendime açmayı öğrendim. Tek tek açtığımız baklavaların inceliğini de size göstereceğim. Fazla gelen nişastayı da böyle tek hareketli oklavayla silkedebilirsiniz. Artık büyütebildiğim kadar büyüttüm yufkayı. Ortadan ikiye böleceğim. Ve daha sonra yaş kadayıf kullanacağım içine. Yaş kadayıf kırıklamak için buzlukta bekletebilirsiniz. Daha kolay kırılır. Ya da normalde aldığınız gibi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ikiye böldükten sonra üzerine yaş kadayıf ve fındık, fıstık, artık ceviz elinizde ne varsa onlardan serpiştirerek tekrar katlayacağız. Rulo yapacağız ve keseceğiz. 170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar bir süre, bir saate yakın bile olsa pişiyor. Tepsinizin büyüklüğüne göre de değişir.
Şimdi ben size gördüğünüz gibi bir bezeden küçücük bir borcama göstermek amaçlı yapıyorum. Bu bir bezeden sadece bir borcam tatlı çıkartacağım. Diğer bezelerden de değişik değişik baklava türleri yaptım. Kanalımdan göz atabilirsiniz o şekilleri de. Ya da isterseniz bütün hamurdan bu şekilde büyük bir tepsi de çıkartabilirsiniz. Normal oklavadan daha ince olan bu büzme baklava oklavaları var. Onları kullanıyorum bunun için. Gerçekten çok işime yarıyor. Bir ucundan başlıyorum sarmaya. Daha sonra içinden oklavayı çıkartıyorum. Bunu bu şekilde büze de bilirsiniz. Yani büzgü oklavada toplayarak da yapabilirsiniz. O da çok güzel durur. Bu da size bir tavsiye olsun. Kenarlarını içeriye katladım. Fazlalıklarını. Daha sonra bir bıçak yardımıyla 3 parmak kalınlığında keseceğim. Üzerini yağlamak için tereyağını ısıtıyorum. Biraz sıcak olmasında fayda var. Sıcak olan tereyağı her zaman hamura daha güzel işliyor. Çok kaynar olmayan sıcak olan tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullanıyorum. Yaklaşık 200 gram kadar tereyağı gitti bu kadar bu verdiğim hamur ölçüsüne. Bir bardak da sıvı yağ ekledim. Diğer yandan şerbetimi de hazırlıyorum ki baklavamız pişerken şerbetimiz de kaynasın. Baklavamız ve şerbetimiz birbirine ılık olarak vereceğiz. Baklava ılık, şerbet ılık şeklinde vereceğiz. İçinde kadayıf olduğu için. Diğer baklava tariflerinde olduğu gibi kaynara kaynar vermeyeceğiz. Eriyen yağımla baklavamı da yağlıyorum. Her tarafına işlemesine mutlaka özen gösterin. Bol yağda kızarması gerekiyor baklavamızın. Ne kadar bol yağda olursa o kadar az yumuşama, o kadar az mayışma yapar. Çünkü baklava bir iki gün durduğu zaman yani ya da bir gün durduğu zaman hemen yumuşuyor, içi çok fazla hamurlaşıyor. Bunun olmaması için çok güzel yağlanması gerekir. Çok yağda yavaş yavaş pişmesi gerekir. Baklavamız çok güzel kızarmış. Ilık şerbeti üzerine veriyorum. Baklavam da ılık. Bu şekilde 1 saat kadar bir sürede çekecektir. Ve daha sonra baklavamız yemek için hazır olacaktır. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.